Evet, 26 Temmuz 2020 ve burası Samsun Atakum. Bir bahçedeki rekor gübre yaprak gübresinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Ve bahçe sahibimiz, ev sahibimiz Sayın İdris Kuroğlu Beyefendi. İdris abi, kamera yaklaşsın şöyle. Efendim, bir kendinizi tanıtır mısınız? Ben peyzaj işleri yapıyorum. Büyük çapta. Evet, büyük çapta. Genelde neler yapıyorsunuz mesela? Şiş bitkiler üzerine, ağaçlar işte. Yollarımızdaki yollar, bütün orta refüjleri falan. Refüjler, park bahçeler, peyzajlarını belediyelerde bütün genelde. Bütün iller arası yollarda. İller arası yollarda çalışmalar yapıyoruz. Allah kolaylık versin. Sağ ol. Efendim, burada gördüğünüz sonuç nedir? Bu nedir ve bu ne yaptı? Rekor bir yaprak gübresi kaç kere uygulandı, ne yapıyor? Şimdi bu bizim bu kökler mavilla dindi ama sararmaya başladı. Sararmaya başlayınca ben rekor gelişim gübre yapraktan attım buna. Hı hı. Bu ağaç aslına dönmeye başladı. Eskisi neydi şimdi? Eskisi yeşillenmişti. Kurumaya, sararmaya yüz tutmuştu. Şu an bu yeşillik kuruduğunun göstergesi. Evet, aslında. Kuruduğunun göstergesi. Kamerayı düzgünce göstersin böyle. Kuruduğunun göstergesi. Bunlar ne zaman çıktı şimdi? Ne zaman attınız bunları? Bunlar siz? İşte bir ay olmadı. Evet. İki kere uyguladım. Ama anca mavi köknara dönmeye başladı. Gerçek rengini almaya başladı. Anca gerçek rengini almaya başladı. Zaten yapraklarında evet. Da bellidir bunu. Hani ispata gerek yok yani. Evet. Belli gözüküyor. Ama şu anda ağaç canlandı, güzelleşti. Kamara şöyle olursa daha iyi olacak böyle gel. Zaten bizim bir de yanlışımız, biz sadece tabandan gübre vermeli oluyor sanıyorduk bu iş ama evet, öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Değilmiş. Bunu yapraktan da vermemiz gerekiyor. Zaten şöyle düzgünce alsın şu bakın. Şu yeşilliği evet. Gösterelim şöyle. Bakın mavi yakaladık. Mavi ladin oldu, mavi ladin. Yeşil ladin olunca ister istemez. Evet. Hep içlerde falan yeşil kalmış yani. Tabii kaldı ama onlar tamamlıyor. Kamara görüyorsunuz. Kamera göstersin bakın her tarafı. Arının olduğu yerde. Evet bak tamamlıyor görüyorsunuz. Tabii siz aslında bunun için aldınız. Siz bunu ceviz için aldık ama bunu 40 dekar ceviz bahçeniz var. Evet, 40 dekar ceviz bahçemiz var. Burayı da bir deneyim dedim bu ağaçla. Bunlara da attım. Değişimi gördüm. Evet, değişimi gördünüz Salih. Değişimi gördüm. Gelelim bunlara da verdiniz. Evet, bunlara da kurumaları da görüyorsunuz Salih. Tabii bunlar da hep aynı. Görüyorsunuz kurumaları görüyorsunuz. Ama şu anda hep canlandı. Sürgünler de mevcut. Peki İdris Beyciğim, burada siz kurumalar için aldınız bunu ama içeri güzel gösterelim şöyle. Heh. Peki sizce bu kuruma değil de kurumadan önce kullanılsa daha iyi değil mi? Normal bakım için. Ya tabii daha önce kullanmamız gerekiyor. Şu görselliği alıyoruz muydu? Mesela şu görselliği alıyoruz muydu? Normal evet. Muydu? Tabii. Bu görsellik oluyor muydu yani? Olmuyordu. Olmadığı için vurdum zaten ben. Demek deneyim ki diye. Biz kurumak değil daha iyi bir görsel olsun diye. Evet. Ve daha sağlıklı kalsın böyle diye. Hoş gelsin. Kullanmamız gerekiyor. Evet. Yine tabandan gübrelerimizi gene vereceğiz. Tabii vereceğiz bunları. Tabandan rekor gelişimde tavsiye ediyoruz. Evet haliyle. Tabandan rekor gelişimde. Ki siz gelişim. İkisini de zaten ağaçlarınızda kullandınız hali. Kullandık. Hepsini kullandık evet. Cevizlerimizde. Peki bütün ağaçları da neredeyse kullandınız. Evet. En belirgin özelliği ürünlerimize ne yapıyor yeşillik açısından? Canlılık veriyor. Güzellik veriyor. Büyümesini hızlandırıyor. Evet. Sürümler daha hızlı, daha leciz gözüküyor gözüktüğü zaman. Evet. Yani güzel hoş geliyor bu her şeyden önce. Bu mavi olmayan ladin bu da. Evet. Bu nasıl efendim? Bu işte attık belli yani anlatmaya sürgünler, gerek yok. Sürgünleri belli yani. Sürgünleri bunlar belli biz diyorsunuz. Biz devamlı kesiyoruz ama bak bu sene şu sürgünlüğe bak, canlılığa bak yani. Gelelim böyle. Bu da yine kuruyan bakın. Aynen, aynen canlandı. Bakın şurada bile ne yapmış burada? Çalışıyor şu anda. Evet, çalışıyor hepsi çalışıyor. Şimdi ben size rekor gübre yaprak gübresinin kullanımıyla ilgili bilgi vereceğim. Şöyle efendim. Yılın ta başından başladığı günden beri her 25 günde bir, ayda bir kullanabilirsiniz. Evet. Ha 15 günde bir de verebilirsiniz. Sorun olmaz yani. Biz sadece uygulama sizi sıkmasın diye yani her 25 günde bir, ayda bir verebilirsiniz. İçine başka bir şey katmanıza gerek yok. Sade tabii olarak kullanabilirsiniz ama taban ürünlerimizi artı taban gübrelerinizi uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Evet. Yani hani yapraktan verdim yeter değil. Çünkü genelde hani sizin gibi ler dışında hani bazı hobici olarak evinde hani bakanlar topraktakinin de verilmesi gerektiğini bilmiyor. Hani onu da söyleyelim. Topraktan yine beslenmemizi yapacağız haliyle. Artı tercihen de bu ürünü kullanma anlamında bitki suyunu almış olsun. Yani örneğin bunu uygulayacaksanız yaprak gübresini bitkiyi sulayın. Bitki suyunu alsın. Eğer yaprakta falan su varsa bir kurusun. Ondan sonra uygulamanızı tavsiye ederiz haliyle. Daha iyi çalışır. Yani bitki gübresini almış tabandan. Ondan sonra suyunu almış ama bakıyorsunuz büyümüyor, güzelleşmiyor. İşte burada rekor gibi yaprak gübresi bunu size sağlar yani. Gelelim böyle. Bakın burada da var aynı şekilde. Bunlar hep toparlamış yani. Ama değişimi görüyorsunuz işte o kuruyan bakın yeşil, yerler, yeşillikten zaten evet. Geçiyor tekrar. Kendini topluyor. Buraya getiriyor. Sürgünü evet, de vermiş, sürgünü toparlamış haliyle. Ağaç değişiyor. Gelelim böyle. Bunların hepsine verdiniz. Evet hepsine verdim. Şu bak ağacın yaprağına ona dipten rekor gelişim verdim evet. Ama yukarıdan veremedim. Anladım. Ha, yaprağı uygulayamadınız ha. Evet. Gelelim böyle gördüğümüz gibi. Şimdi bir de tabii ki kullanım miktarını da ben size söyleyeyim. Yaprak gübresinin kullanım miktarını. Yani 10 litre suya
25 cc oranında kullanacaksınız. Yani arıyorlar telefonda sağ olsun müşterilerimiz. Ne kadar kullanacağız? Ne kadar? 10 litre suya 25 cc. 25 cc nedir? Vallahi bu standart bir ölçü birimidir. Bunu bir yerlerden bulacaksınız, ölçeceksiniz. Evet. Yani çocuğunuza bir süt katıyorsunuz, bir şey katıyorsunuz, orada bir yemek tarifi yapıyorsunuz. Bir oranlar belli sonuçta. Yani 25 cc. 25 mililitre oluyor haliyle. O yüzden de 10 litre suya bu şekilde katıyoruz, bu şekilde uyguluyoruz. Ağacı uygularken de bitkinin hem gövdesinden başlıyoruz, bütün yapraklarını her tarafına uyguluyoruz. Dolayısıyla hem dipten başlıyoruz. Yani buraya uygularken bakın açıyoruz, içine de uyguluyoruz. Buraya da uyguluyoruz, buraya da uyguluyoruz. Böyle her tarafına bütün çepeçevre uyguluyoruz. Uygulama şekli bu şekilde. Gelelim burada da şu tabana verdiniz. Gelelim böyle. Bu neydi efendim? Bu çınar ağacı. Şu. Evet, çınar ağacı. Nasıldı bunun durumu? Bu kuruyordu yani böyle yapraklar ufak ufak büzüşüyordu. Buna hiç sadece taban verdiniz. Taban verdim. Oraya erişemediğim için. Oraya erişemediğiniz için evet, tabanla verdiniz. Makineye de getirmedim. Peki buna yapraklarını da verseniz ne olurdu? Daha canlı olurdu. Daha canlı olurdu. Ama sürgünden buna rekor gelişim verdiniz yani. Verdim rekor gelişim. Rekor gelişim verdiniz. Bunlara evet. Verdim, buna verdim. Evet. Gelelim böyle. Gelelim böyle. Bahçemizi geziyoruz böyle. Gördüğümüz çok güzel bir bahçeniz var böyle. Evet. Bu nasıl? İşte verdik. Yapraktan verdik. Belli. Anlatmaya gerek yok. Şurada yakında. Bu nedir efendim? Ben ne bileyim. Güzel çiçek açtırıyor mu? Evet, evet. Daha da şu an açılacak yani. Çok güzel bir şey. Kamera sallanmadan bir alsın şöyle. Buna sadece yapraktan verdiniz. Evet, yapraktan verdik. Sadece topraktan vermediniz. Yok, şunlardan açılır. Evet, gelelim böyle. Şu nedir efendim şu? Bu da... Manolya. Manolya. Bunlar kurumaya yüz tutmuştu. İnanın ki kurumaya yüz tutmuştu. Evet. Şimdi buna attık, yapraklardaki canlılığı görüyorsun, kendine geldi, topladı. Peki rekor gübre, yaprak gübresine bir şey diyecek olursanız... Kısa bir at. Ne dersiniz? Ya mucize yani. Yeşillik açısından. Yeşillik açısından. Canlılık efendim. Yeşile boyuyor yani. Yeşile boyuyor. Herkesin uygulaması gereken bir şey yani. Direkt yeşile boyuyor. Evet. Yeşile gelelim boyuyor. Böyle. Gelelim efendim. Şurada güllerimiz vardı o taraflarda. Şunları. Bak güllerimiz var. Güllerim. Hep bunlar. Evet. Sıkıntılı mıydı bunlar böyle? Tabii hep sıkıntılıydı. Belli bak. Attıktan sonra değişti şekilleri. Gelelim bakın. Şu son zaten yaklaşık bir ay önce uygulamış. Evet, bir ay önce bunlar, kurumuştu bunlar. Bunlar yeniler. Evet. Elim diken oldu. Bu arada bunlar da şeyler. Evet. Eskiler böyle. Bu bölge hep yenilemiş abi kendisine. Gelelim böyle. Şurada güllerimiz vardı. Bahçeye giriyoruz. Maşallah. Orman yapmışsınız burayı. Cevizlerimiz de hem tabandan uyguladınız hem yaprak. Tabii hem taban hem yaprak. Orada çok etkili olduğunu gördünüz içinde. Evet tabii evet. Gördüm. Şu ağaçlarda deniyorum yani. Evet efendim. Şöyle bak, gösterelim bahçeyi. Çiçek açan cinsler için. Mesela gelelim buraya. Güller. Güller. Ne sağlıyor burada güllerde? Gül açım açısından, büyüklük açısından. Tomurcukları fazlalaştırıyor. Daha canlı gösteriyor gülleri. İşte beyazı daha çok. Kırmızı daha fazla. Daha çok kırmızı fazla gösteriyor. Gösterelim. Gelelim böyle. Burada mesela ona keza. Şurada aynı şekilde şuna mesela. Şuna baksana ya şundaki canlı. Bakalım kamera yakından göstersin şunu. Bu 3-4 kere döktü açtı böyle bu vaziyette. Evet daha üçüncü parti diyorsunuz. Üçüncü evet. Üçüncü bu, dökümü yani diyorsunuz. Bir daha açacak vallahi izin. Açar vallahi inşallah açar. Böyle. Ve burada beyaz bir çiçekli bir şeyimiz var gene böyle. Bu da gül. Bu hepten gitmişti. Bu rekor gelişimi attıktan sonra düzeldi. Tabandan verdiniz mi buna? Yok. Buna sadece yapraktan verdiniz. Yapraktan verdim bunları. Tomurcuklarımız görüyorsunuz evet. Hala kamera. Bu şekilde. Sebzelere kullandınız. Onları... Kullandım. Sebzeleri de kullandım. Neye kullandınız mesela onları da? Salatalığa, biberi, patlıcana, domates hep kullandım. Onlar da mı durumu kötüydü? Evet kötüydü. Bir de geçen seneki oranla daha canlı, daha yeşil, daha dinç duruyor. Ki yıl 2020 domates yetiştirme kolay evet, yıl değil yani. Kolay. Hemen değil, çekiyor. Ama bu sene ben başarılıyım yani. Evet. İstersen de bakabiliriz yani. Yakın mı? Yakın ileride. Uzak oradan uzak. Ha. Ya yeter efendim. Zaten ha. Biz burada amacımız hani özellikle evinde... yeşil bitki, süs bitkisi yetiştiren üreticilerimiz. Zaten biz bahçeyi çektik sizin tarlanızı. Diğer tarlaları da konuştuk haliyle. Ama çok uğraşıyorlar ama özellikle bahsettiğim gibi tavsiyelerimiz uysunlar. Yani tabandan gübrelerini de versinler. Tabandan rekor gelişimi de versinler. Ondan sonra her türlü yapraklarında bunu uygulasınlar. Her bir ayda bir, 25 günde bir. Aynen öyle. Doğru şekilde uygulasınlar. Sorun yok yani. Uğraşmaya da gerek kalmıyor o zaman. Evet. Çok o teşekkür ederim. Rekor gelişim gübreye vurursa uğraşmaya da gerek kalmıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Allah'a sadı versin. Eviniz çok güzel. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok sağ olun.